Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size toplamda 8 tane maçtan bahsedeceğim. 3 tane kombine yaptım. Maçlarıma geçmeden önce arkadaşlar lütfen sizden bir şey isteyeceğim. Bu videoya bir beğeni ve bir yorum elsi Sabit her gün atanlar var. Teşekkür ederim onlara. Lütfen bir beğeni ve bir yorum. Nokta dahi olsa. İlk maçımla başlıyorum arkadaşlar. İlk maçım İsveç'ten, İsveç Süperettan'dan. Saat 8'de başlıyor. Trelleborg maçı. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Trelleborg 10. sayıda. Brage 7. sayıda. 2.35'e 2.30 oran vermiş. Şöyle maçlarına bakarsak arkadaşlar. iki takım da bayağı bir e, dengesiz. E, deplasman hele ne yapacağı hiç belli olmuyor galibiyet, mağlubiyet, beraberlik gibi kaymakayışık gidiyor. Ev sahibi Terle Box'a iki galibiyet almış. Sonra beraber kalmış. Sonra iki mağlubiyet almış. Son iki maçında. Son üç maçta galip gelemiyor da diyebiliriz. Son iki maçını yenilmiş. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. 1.30'dan ilk yayı gol var. Terle Box, bir maçı. İkinci maçım arkadaşlar. Yani bu söyleyeceğim üç tane kombinede hiç oyan veremeyeceğim sizde. Çünkü e, Avayı maçını açmamış. E, yani her kuponda bir tane maçı açmamış. Yani iddia muhtemelen bununla yayın alacaktır. Gördüğünüz gibi Avayı 12. sırada. Ponte Piyata 6. sırada. E, yani Ponte maçları bu sene fena geçmiyor. Avaya, e, Avayı biraz daha kısa özellikle evinde. Son 5 maçı zaten alt bitmiş. Deplasman'ın da son 5 maçında 3 tane üst var. Bunların 2 tanesi deplasman'da. Şöyle gördüğünüz gibi 10 maçın içinde 2 takımda hiç beraberlik almamış arkadaşlar. Avayı hep evinde de yenilmiş. 5 maçta 3 mağlubiyeti var. ikisi evinde. Ponte Prata'ya bakıyoruz. Bir mağlubiyeti var. O da deplasman'da. Ponte Prata bir çıkış içinde zaten üst e, sıralara kadar geldi 6. sıraya. ama çok daha fazla gidecek bir takım değil Aveya karşı ne yapar tabii onu bilmiyorum benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar e, şimdi burada oranları gösteremiyorum size e, Aveya maçını ben iki kupona da ekledim bu kuponda arkadaşlar iki buçuk üst geleceğine inandığım bir maç e, o yüzden e, diğer kuponumda da bir buçuk üst ekledim ama iki buçuk üst bu kuponumda size vereceğim öneridir. Üçüncü maçımız arkadaşlar. Polonya 1. liginden. Saat 17'de başlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi Jaslebi e, sonuncu sırada arkadaşlar. 18 takımlı ligde 2 maç yaptı. Puan alamadı. 2 gol attı ama ikisinde de yenildi. 7 gol yedi. Deplasman Radomik, Radomiak 6. sırada bir maç oynadı. 3 puan aldı. 2.50'ye 2.10 veriyor. Deplasmanda oran yine de şey yani yüksek. Yani ev sahibi çok iyi, 7 gol yemiş 2 maçta ama yine de yüksek gelmiş. aylarındaki maçlara bakarsak evinde 3 maçın ikisini kazanmış arkadaşlar. Jasebi'ye. Muhtemelen ondan dolayıdır. Bir maçı yenilmiş, iki maçı kazanmış. Ondan dolayı biraz deplasmana ikiyon. Normalde e, sadece son iki maça bakarak gidersek daha düşük vermesi lazımdı. Çünkü bakın ev, e, deplasman takımı Radomiyak 4-0 ve 4-1 kazanmış. İkisinin de evinde oynamış. E, bu sezon ilk defa deplasmana gidiyor. Ev sahibi de 4-0 ve 3-2. Çok gol yiyor. İki maçta 7 gol. İlk maçta evinde gol dahi atamamış. Evinde 4-0 yenilmiş. Radomiyak da deplasmana gidecek. Bakacağız ne olacak. Benim bu maç hakkındaki düşüncem de arkadaşlar yine ilk maçım gibi ilk yayı gol var bir 30 Avayi'nin oyanları açık olmadığı için bu kombinenin toplam oranını size söyleyemiyorum. E, Trelleborg, Avayi, Bu üçünü bir kombine yaptık arkadaşlar. Bunun dışında şimdi ikinci kombineme geçeceğim. İrlanda Premier Liginden Bohemians, Waterford. 19.45'te başlıyor arkadaşlar. Baktığım zaman Bohemians ikinci sırada. Her ne kadar 5 puan fark gelse de e, Siligo'ya Dundalk'a da 6 puan 7 puan gibi bir fark atmış. Dundalk çıkışa geçecekti. Bohemians o kadar rahat edemez bu ligde. Çünkü Dundalk lider değil bir şey. Bir altlarda olduğu için. Bohemians'a 1.50 vermiş arkadaşlar. Waterford'a 4.40 vermiş. Şöyle bakarsak Bohemians son 5 maçının 4'ünü kazanmış. Birinde yenilmiş. Yenildiği maçta Zaten Şenmuk'a yenilmiş. Şöyle göreceksiniz Şenmuk lider. Onun dışında ee, 4 maçını kazanmış. İçeride dışarıda fark etmiyor. Zaten Şenmuk ee, deplasmanında kaybetti bir de. Kolay bir şey değil. Waterford'a baktığımız zaman o da sadece son maçını kazandı. Sempatik'si yenmiş 3-0. Onun dışında 4 maçta 3 mağlubiyet bir beraberlik var. Yani Waterford için... Evet, Çanlay şimdiden çalmaya başladı diyebiliriz. Benim bu maç için düşüncem arkadaşlar. 1.90'dan ikinci yayı daha çok gol olur. Siz isterseniz 1.5 üst yapabilirsiniz bir Yani dün de söyledim. Bu şekilde söylediğim maçlar kolay kolay 1.5 alt bitmiyor. Hatta yani söylediğim 15-20 maçın içinde daha biten olmadı. Ama ben ikinci ayı daha çok gol olur deyip 1.90 oyandan bu kombineye bunu eklemek istedim. Bunun yanına arkadaşlar e, yine aynı maçı söyleyeceğim size. Avayi Ponte Preta maçı. E, hızlı geçeceğim bunu. Bu maça bu kuponda da kombinede 1.5 üst ekledim arkadaşlar. Yani ben bu iki kombineyi e, pardon özür dileyim. Avayi değil. Avayi bu kombineyi eklemedim. 3 tane kombine vereceğim. Evet. Bohemians maçına ikinci ayı daha çok gol olur dedik. Şimdi ikinci maçına geçeyim arkadaşlar. Finlandiya'dan. Finlandiya Yakkonen'den. Mikellin Jayo maçı. Saat 18.30'da başlıyor. Mikellin 7. sırada. Jao 3. sırada arkadaşlar. 2.85'e 1.80 vermiş deplasmanda bile şu an favori gözüküyor. Son 5 maçında hiç yenilmemiş deplasman Jao. Ev sahibi Mikellin ise bir defa yenilmiş evinde. O da oğluya yenilmiş. Yani kolay değil zaten. O, oğlu güçlü bir takım. Hatta yanılmıyorsam bu ligin lideri. Evet lideri. Yani iki takım da kötü gitmiyor aslında. Son 5 maçında iki galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyet almış. Deplasmansa yine iki beraberlik, üç galibiyet. Dediğim gibi Mikeli'nin sadece o evinde oğlu Lida'ya yenilmesi var. Onun dışında bir şey yok arkadaşlar. Normalde o da çok iyi gidiyor. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar 1.45'ten 2.5 üst. Şimdi ikinci kombinenin üçüncü maçına geçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da iddia henüz göstermemiş ama alacaktır. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bata'yı 8. grupta 2. sırada Tampa Bay 1. sırada. E yani şöyle maçlara bakarsanız arkadaşlar ev sahibi 11 maçta 18 atıp 10 yemiş. Deplasman 12 maçta 21 atıp 7 yemiş. Ama bu sene ABD liginde de enteresan şeyler oluyor. Bu iki takım hariç yani birkaç takım hariç. Şöyle baktığınız zaman ev sahibi Batı son 5 maçından 4'ünü kazanıp bir beraberlik almış. Beraberliği de son maçında almış. Evindeki e, da gözüken 3 üç maçın 3'ünü de kazanmış. Son 3 maçın. Tampa Bay zaten e, kuvvetli takım. Ligin grubun lideri. O 5 maçında bir mağlubiyeti var. O da deplasmanda yine bu takıma karşı. C CBT'ye karşı. E, bu arada e, ligi söylemeyi unuttum. Gece saat 2.30'da başlıyor. ABD-USL diyor. Saat buçukta başlıyor arkadaşlar. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar 2.5 üst. Geçen evlerinde e, yine dediğim gibi bu takımla oynamışlar. Şurada gördüğünüz gibi ilk yayıda gol olup 22'de öyle bitmiş. Ben bu defa bu maçın üste taşınacağını düşünüyorum. 2.5 üst. Bu kombinemiz de bitti arkadaşlar. Bohemians ikinci yayı fazla gol olur. Mikel Linjaro 2.5 üst. Batay Tampa Bay 2.5 üst. Şimdi üçüncü maçıma geçiyorum arkadaşlar kombineye. Üçüncü kombinede de arkadaşlar ilk olarak söyleyeyim Avayı bir buçuk üst. Az önce ilk kombinemde iki buçuk üst yapmıştım. Bunda da bir buçuk üst dedim. Yani e, KG'de deneyebilirsiniz bu maça. Şu an hiçbir şey açılmamış. Ben aslında çok rahat KG ve üst olacağını düşünüyorum ama e, yine de tabi siz bilirsiniz belli olmaz. Benim düşüncem bu kuponda da bir buçuk. Belki yarın fikrimi değiştirip kupon yapmadan KG bile yapabilirim yani Üçüncü kuponu yapmazsam İkinci maçımız arkadaşlar Çin Liginden Everbright Zal maçı Öğlen 3'te başlıyor Şöyle bakarsak arkadaşlar Everbright 5 sırada Aslında Birkaç basamak daha üst sayı Valin, Zal'in olduğu yerleri hak ediyor diyebiliriz Ayalayında zaten Zalle 3 puan var. Zal 3. sırada. Ev sahibine 2.45 deplasmana 2.15 vermiş. Çünkü deplasman son maçtayında e, Zal deplasmanda iyi sonuçlar aldı. Özellikle son maçında. E, pardon. Şöyle gördüğümüz gibi son maçında Huanka Kai'yi 3-0 yenmiş. E, bunu hatırlıyordum sadece. Ondan önceki maçta yenilmiş mesela. Ev sahibi Ever son 5 maçında sadece bir defa yenilmiş. O da deplasmanda Lifan'a. Onun dışında iki mağlubiyet, şey iki beraberlik, iki galibiyeti var. Deplasmanın da bir mağlubiyeti var son 5 maçında ama bir beraberlik. Yani bir puan daha fazla almış sadece. Son 5 maçlarına bakarsak. Yani Ever o kadar kötü bir takım değil. Bu da çok zorlayacaktır. Şöyle bak ayarlarındaki maçlara bakarsak 4 maçın Ever evindeki 4 maçın Ever ikisini kazanıp birinde beraber kalmış. Birinde yenilmiş ve son maçında yenilmiş. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bir otuzdan gol var. Avayı'ya da bir buçuk üst dedik. Şimdi bugünün son maçı arkadaşlar ve üçüncü kombinin son maçı. Akropolis Östers maçı. Akropolis dördüncü sırada. Östers 5. sırada. Şöyle detayını da hemen söyleyeyim. İsveç Süper Hattan saat 8'de maç. Ev sahibine 2.50 deplasmana 2.25 vermiş arkadaşlar. Ayalayın da bir maç oynanmış Östersin evinde. 8. ayın 7'si. Onu da Akkapolis deplasmanda 1-0 kazanmış. Yani şu gördüğümüz 5 maçın hemen bir öncesi. Akkapolis son 5 maçında 2 galibiyet almış. 2 beraberlik bir mağlubiyet. 3 maçı alt olmuş arkadaşlar. 5 maçın içinde. Ve alt olan maçların hepsi Akropolis'in evindeki maçlar. Yani evinde son 3 maçtır. Hep alt oluyor. İsveç alt ligi. Yani enteresan. Yani olmaması gereken bir şey bence. Yani denk geliyor herhalde. Bilmiyorum bu sene. Bu kadar. Bazı golle maçları da çok aşağıya gollü geçiyor. Yani, Östers maçı da arkadaşlar. Österle son 5 maçının 4'ünü kazanmış. Bir mağlubiyeti var 4 galibiyet ve 4 son 4 maçını kazanmış Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar 1.75'den 2.5 üst Bu şekilde 3 tane kombine yaptım 2 kuponda avayı olduğu için avayı hala burada gözükmüyor iddia yayın alacaktı bunu Ve bir kuponda da C Bataya'nın maçı Tampa Bay maçı Onu da oranı gözükmediği için ee, size toplam oranları söyleyemiyorum. Yarın gündüz artık ben de toplayacağım bunları. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, tekrar görüşmek üzere. İnşallah kazanırız yine. Şansınız bol olsun.